Beautiful Food katkılarıyla yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu cennet papağanı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Artık malum sezon başladı. Onlarca soru alıyorum. Anaç mı almalıyım, yavru mu almalıyım? Bu ikisinin avantajları var, dezavantajları var. Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Daha fazla sizi bekletmeden hadi videomuza geçelim. Evet dostlar, video konumuza dönmeden önce kümesim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Daha önce de size belirttiğim gibi kümesimizi bölmelere ayıracaktık. Sağ tarafı yüksek mutasyon. Şöyle biraz uzaklaştırayım kamerayı. Sol tarafa da orta mutasyon. Buraya da bizim sahiplendireceğimiz hayvanlarımızı buraya koydum. Şöyle onları da göstereyim. Sahiplendireceğimiz hayvanlar çok ama çok kaliteli hayvanlar. Neden sahiplendiriyorsun Cumali diyeceksin. Burada lutinolar var, lutino piyetler var, sableler var. Kesinlikle kötü hayvanlar yok. Böyle de bir sistem yaptım. Hem buraya yavruları koyacağız hem de paylaşacağımız, sahiplendireceğimiz hayvanları buraya koyacağız. Bunun bilgisini vereyim. Yine buradaki hayvanlarımız yine üst düzey hayvanlar ama yüksek mutasyon değil. Burada da ağırlıklı olarak personatlar burada. Green personatlar burada. Bunun bilgisini verin. Biraz sablemiz var. Yine burada şöyle öbür tarafa geçelim. Yüksek mutasyonlu hayvanlarımız. Burada biraz yakınlaştırayım. Kalitesini daha iyi görmek adına. Gördüğünüz gibi burada parvulularımız, sablelerimiz, opalinlerimiz, opalin eovinklerimiz, blue opalinlerimiz, parvulu opalinlerimiz mevcut. Yine burada eşleşmeyi yapacağız. Burada lutinoları yan yana koyduk. Bunlar eş tuttular. Yakın zamanda bu lutinolarda kavga ediyorlar görüyorsunuz. Yer kavgası hala devam ediyor. Bunlar birbirini eşlediler. Birazdan veya da ilerleyen zamanlarda bunları da salma kafesine alacağız. Buraya yeni koyduk bunları. Buradaki lutinoları. Yine burada lutinolarımız var. Burada bir tane dişiydi galiba. Büyük ihtimal dişi. Unuttum ama herhalde dişiydi. Dişi lutinomuz var. Bunlar daha eş tutmadı. Biri parbulu violet personat. Bu da bizim muavemiz. Yine burada eş tutmayan güzel bir lutino çiftimiz mevcut. Eş tutanları salmaya salacağız. Bunun bilgisini verin. Evet, şimdi gelelim konumuza. Konumuz neydi dostlar? Konumuz bu işe ilk defa başlayacağız. Anaçtan mı başlamalıyız? Yavrudan mı başlamalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Bana sorarsanız yavrudan başlamanız en mantıklısı. Ama hemen üretime geçecekseniz tabii ki anaçtan başlamalısınız. Anacın avantajları, dezavantajları bunlardan bahsedeyim hemen size. Şimdi anacı diyelim ki geldiniz benim kümesine geldiniz. Herhangi şu 35 numaranın üzerindeki green eovinkleri aldınız. Bu hayvan şu anda salmada. Salmaya alışmış. Hayatını salmaya göre idame ettiriyor. Eğer siz bunu alıp şu kafese koyarsanız büyük ihtimal üretimde gecikecek dostlar. Üretiminiz en az 1 ay, en fazla 6 ay, yani koca bir sezonu kaçırmış olabilirsiniz. Niye böyle bir şey söylüyorum? Siz bu hayvanlar geniş ortamda sosyalleşmiş, istediği suya hemen ulaşıyor. İstediği yeme hemen ulaşıyor. İstediği ipe konuyor. İstediği papağanın yanına hemen gidebiliyor. Ama kafeste ne yapıyor? Kafeste daracık alanda ömrünü idame ettiriyor. Ne olacak? Hayvan dolayısıyla mutsuz olacak. Mutsuz olan hayvan eşleşmez, çiftleşmez, yavru yapmak istemez. Eğer zaten biraz asosyallerse, yani aldığınız hayvan asosyalse, bir sezonu boşa geçirmiş olacaksınız. Peki kafeste olmanın ve anaç almanın avantajlarını söyleyeyim size. Kafeste olursa istediğiniz hayvanı istediğiniz hayvanla eşleyebilirsiniz. Mesela bu ikisinin eşleri farklıydı. Ben bunların eşlerini aldım. İkisini bir eş ettim. Yaklaşık bir aydır da buradalar. Hala eş olmadılar.
Eş olurlarsa istediğim yavruyu alma imkanım olacak. Kafesin ve anacın böyle bir avantajı var. Dezavantajını söyledim. Kafese çok zor alışıyor. Ana çalırsak kafese çok zor alışır. Belki 3 ay, belki 4 ay bekleyip sezonu kaçırabilirsiniz. Bunu buradan belirtin. Yavru alırsanız ne olur dostlar? Yavru alırsanız istediğiniz beslenme programını yavrulara uygulayabilirsiniz. Neden? Çünkü anneleri bunlara kustu, artık yeme düştüler. Benim beslenme programıma tabi olmadan siz bu hayvanları alıyorsunuz. İstediğiniz beslenme programını, istediğiniz cetvelleri yavrulara uygulayabilirsiniz. Ama buradaki bütün hayvanlar, yani yaşına değmiş hayvanlar benim beslenme programıma tabi. Yani ben 4 çeşit yem kullanıyorum. Vitamin, probiyotik cetvelim farklıdır. Ama siz bunu aynısını uygulamayacağınızdan anaçları alırsanız biraz zorluk yaşayabilir. Yemleri yemeyebilir. Çünkü farklı stilde yemler koyarsanız anaçlar bunu hemen anlayacak. İstediği yemlere alışa gelmiş. Mesela ben 4 çeşit yem kullanıyorum. Siz farklı çeşit yem verdiğinizde anaç bunu yemeyecektir. Ne olacak? Yemeyince de yorgun düşüp hayvanı kaybedebilirsiniz. Ama bunu siz yavru alırsanız annelerinden yemden düştükten sonra istediğiniz yemi hemen vereceksiniz. Hayvanlar sizin beslenme programına hemen uyum sağlayacaktır. O yüzden yavru almak en mantıklısı. Yavru oldukları için de bulundukları ortamlara hemen adapte olacaklar. Yani şöyle söyleyeyim, çocukları siz mesela bir oyun parkına, bir lokantaya, bir geziye götürdüğünüzde hemen oynuyorlar. Bulundukları ortama uyum sağlıyorlar. Oradaki çocuklarla kaynaşabiliyorlar. Ama büyükler öyle değil. Doğru mu dostlar? O yüzden her şeyin genci makbuldür. Ortama uyum sağlayanı makbuldür. Bu yavrular da ortama hemen uyum sağlayacakları için, stresi minimalize edecekleri için yavruları tercih etmeniz en mantıklısıdır diye düşünüyorum. Bu arada dostlar, tekrardan söylüyorum, yavru paylaşımı şu anda yok. Zaten yavru üretmiyoruz. Sezon daha henüz başlamadı. Yaklaşık Kasım ayında yavru sahiplendirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir 30-35 tane de ön siparişimizi aldık. Anaçlarımdan isteyen olursa veririm. Yalnız bu gruptan vermeyeceğim. Buradan personatlardan verebilirim. Yine az önce de belirttiğim gibi, bu arada personatlarım üst düzey dostlar. Ben bunları buraya niye aldım onu da söyleyeyim. Aynı renkler aynı renkle eşleşsin diye bunu yaptım. Diyeceksiniz ki Cumali, arada sableler var diyeceksiniz, şu görmüş olduğunuz. Zaten şu sable neredeki neş? Hemen yanındaki neş, bakın. Yanındaki neş. Bu da şu hemen şu ya şuna ya şuna eş. Yani aynı renkler aynı rengi eş olduğu için green personatların da %40'ı şuradaki lutinolara eşti. Kafalarında kırmızılık istemediğim için onları da ayırdım. Diğer lutinoları da buraya ayırdım. Şöyle onları da göstereyim. Bu arada bunları sahiplendirirken de çift diye sahiplendirmeyeceğim. Şöyle güneşi arkamıza mı alsaydık? Kötü çıkıyor. Çok kötü çıkıyor. Öbür taraftan mı alalım? Şöyle kamerayı bir sileyim de. Dur, öbür taraftan almaya çalışacağım dostlar. Görüntü almaya çalışacağım. Evet, böyle daha iyi görünüyorlar. Şöyle göstereyim hayvanları. Bunların hepsi çift diye değil. Toplu da satarım, tek de satabilirim. Erkeğini de satabilirim, dişisini de satabilirim. Bunun bilgisini siz değerli dostlarımıza vereyim. Dediğim gibi hepsi anaç. İçlerinde iki tane çift var. Gerisi dişili erkekli. Yani eşit mi değil mi onu da bilmiyorum. Bunun bilgisini verin. Evet dostlar, sizlere bugün
Anaç mı besleyeceksiniz, yavru mu besleyeceksiniz? Bu konu hakkında bilgi vermek istedim. Ben olsam, acele etmiyorsam kesinlikle ve kesinlikle yavru alırım. Ama bir an önce sezona başlamak istiyorsanız riskleri de göz önünde bulundurup anaç alabilirsiniz. Riskler neydi? Bunu benden hemen alıp aldığınızda size yavru vermeyebilir. Çünkü yer değişiyor, strese giriyor. 1 ay ile 6 ay arasında anaçlarımız bulunduğu bölüme alışabilir. Bu arada Mardin'den bir abimiz benden erkek bir personat almıştı. Green personat almıştı. Abimizi de çok severdim ama beni çok incitti, çok kırdı. Kendisine söyledim, abi bak bu hayvan salmada. Sen bunu kafese koyarsan en az erkekler hele tek giderse en az 4 ayda bulunduğu ortama alışabilir diye söyledim. Tamam dedi. Aldı. Cumali bu yumurtalar boş çıktı. Cumali bu erkek değil. Ya ben dostlar inanın aygır olan erkeğimi yolladım. En güzel erkeğimi yolladım. Ama maalesef kendisi bu dişi dedi. Eş olmuşlar, yumurtlar da boş çıktı. Abi bu normal dedim. İkincisinde kendisi düzelecektir dedim. Yani yumurtalar dolu çıkacak dedim. Dedim ki hatta abi tamam ben yavrumu pardon erkeğimi geri alırım dedim. Sıkıntı yok. Yok dedi bu bende kalsın ben senden bir çift daha alayım dedi. Tekrardan bir çift verdik. Bunların da çift olmadığını söyledi. Hatta ben para almadan yolladım dedim ki abi dedim bu yumurtlasın o yavrulasın ondan sonra benim paramı ver dedim. Tamam dedi. Bakın dostlar az önce şurada duran sabrelerimizi görüyoruz. Şu anda çiftler. Az önce demiştim ya size çift diye. Bakın yan yana duruyorlar. Neyse. Abimiz parasını yarısını yolladı. Biz kardeşiz. Helalleşelim dedi. Ben canı sağ olsun dedim ama gönlüm yoktu. Çok kırıldım. Kendimi kandırılmış hissettim. Dediğim gibi isim de vermedim. Bu videoyu da mutlaka izleyecektir. Ona kırıldığımı belirttim. Eğer buraya yorum yapmak isterse de yapsın. Hani benim sözümün senet olduğunu o da biliyor. Çünkü ona söylediklerimin hepsi bir bir çıktı. Ben dedim ki bu erkek geç alışır dedim. Geç alıştı. Hatta kendisinin dişisi klasikti. Personat benim erkekle eşleşince klasik atmış. Bu klasik attı dedi. Ben kendisine söyledim. Klasik de atabilir dedim. Çünkü anne klasikti. Yani bizim sözümüz senettir dostlar. Bunun bilgisini vereyim. Benden yavru alanlar hiçbir zaman pişman olmadılar. Anaç alanlar pişman olmadılar. Söylediğim neyse o çıkar. Bu kuş bir aya yumurtlar dersem bir aya yumurtlar. 6 aya yumurtlar dersem 6 aya yumurtlar. Bunun bilgisini vereyim. Kesinlikle ve kesinlikle bizde kandırma olmaz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.